Hepiniz hoş geldiniz. Ben Birhan. Yanımda Serra. İşte pek yakında yaşayacağımız dünyadan küçük bir fragman anlattı Serra bize. Yani yavaş yavaş zaten yaşamaya başladığımız ama ileride belki onun çok daha sert halini, çok daha sert şeklini. Bugün bir kısmımızın yaşadığı ama gelecekte belki şehirlerde hepimizin büyük nüfusların yaşayacağı bir dünyanın küçük bir mikro bir halini anlattı. Olay Londra'da geçiyor olmasının bir önemi yok. Çünkü bütün büyük şehirlerdeki çok ortak, çok benzer problemlerin etrafında örülmüş bir video bu. Öncelikle ben Serra'yı kutluyorum. Biz Serra ile yaklaşık bir hafta önce bir mail yoluyla tanıştık. Niçin ikimiz buradayız? Kısaca ondan da bahsedeyim. Bir ortak dostumuz, Serra ile beni de tanıyan bir ortak dostumuz. Serra'nın bu videosunu burada gösterilmesinden sonra birlikte bir konuşma yapar mı acaba benimle diye şey yaptı. Ben de Serra ile e-mail yoluyla haberleştim. İşlerine baktım, eski işlerine de baktım, bu videoya da baktım. Ve ortak pek çok noktamızın olduğunu, özellikle benim son kitapla ilgili sanıyorum, Serra'nın da özellikle o sebeple benimle konuşmak istediğini öğrendim. Bu arada sesim herkese kadar geliyor. Az geliyor. Buraya da oturabilirsiniz eğer ne gelmek isterseniz. Yani, evet, yani problem değilse. Şöyle de geçebilir. Evet. Yani şöyle öne de tutabiliriz. Çünkü tüm salona yetmeyebilir miydi bu arada? Böylece işte Serra İstanbul'a geldi. Dediğim gibi bütün bu her şey son bir hafta içinde gerçekleşti. Biz Serra ile geçen gün bir akşam üstü oturduk. İlk defa tanıştık, görüştük ve o biraz bana kendinden bahsetti, ben de biraz ona kendinden bahsettim. Video ve videonun dolayında aslında birbirimizi tanıdık bir miktar. Dediğim gibi bu işte bizim pek yakında yaşayacağımız hayatın bir fragmanı. Bunun dolayında neler konuşuruz, neleri dile getirebiliriz? İşte ortaklaşa bazı problemlerimiz ya da işte işaret etmek istediğimiz problem alanlarımız var. Onlara dair bir video bu. Bence çok da etkili. Hatta bir noktası bana sorarsanız şiir. Videoyu izlerken ne kadar fark ettiniz bilmiyorum. Kadın bombalardan bahsederken, Londra'ya bombalardan bahsederken o küçük filizler titreşiyor. Ona sorarsanız işte tam o noktası da şiirin bizzat kendisi. Dediğim gibi önce Serra'yı hakikaten tebrik ediyorum. Ben İstanbul'a tekrar hoş geldin diyorum. Evinde misin Serra? Bir bahset bize bakalım. Evimiz neresi? Çünkü bize çok hani bu videonun genelinde çok bariz bir ev meselesini de aslında hissettiriyorsun. Biz neredeyiz? Sen evinde misin? Biz evimiz. Biz ev konusunu seninle çok konuştuk buluştuğumuzdan beri. Çünkü tabii uzun seneler, 12 senedir Londra'da yaşıyorum ben. Dolayısıyla buraya geldiğim zaman neredeyim, evde miyim, orası evim mi? Her zaman böyle bir yersizlik, yurtsuzluk hali var. Ve bu videonun ana teması aslında benim için bir sığınma ve ev. Çünkü bu videonun nasıl çektiğimden bahsedeyim. Ama önce bir Sart'a bizi davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Zeynep'e, Selman Bey'e, Ceren'e, Mahmut'a hepinize çok teşekkür ediyorum. Birhan'a beni kırmadı ve bu kadar güzel bir dostluğa başladığımızı düşündüğüm için çok teşekkür ediyorum. Şiirleri bana son 3 senede bir sığınak olduğu için bazı şeyleri ben bunu yaşıyordum ama anlamamıştım. Bana kelimeleri verdi ve beni güçlendirdi diye hissettiğim için çok teşekkür ediyorum. Özellikle ona bizi tanıştırdığı için çok teşekkür ediyorum. Ve Saha ve Art Samsun desteğiyle çekebildiğim bir videoyu.
yapılış sırasında yer 33 metre altında kuruluyor. Ve 2012'de Going Underground isimli şirket bu sığınakları kiralayarak bu kent tarlası dedikleri ama aslında daha çok bir laboratuvar olan bu tarlayı kuruyorlar içinde. Ve daha sığınakların hepsine yayılmadıkları için de 3 sanatçıya biz bu boş mekanı verelim ve stüdyo olarak kullansınlar diye bir açık çağrı yaptılar internette. Ben de onun üzerine başvurdum ve buraya geldim. Bir sene burada stüdyom vardı. Daha sonra beraber çalışmaya başladık Boyd Underground'la ve ben gerçekten bu süpermarketlere gidip onların ürünlerini tanıtıyordum oradaki müşterilere. Ve bunu bir insanlara verirken bir evsiz bir adam geldi ve gerçekten muhtemelen oraya tuvalete girmeye gelmiş, yoksa oradan bir şey almasına imkan yok. Bana bunlardan tattırdım. Ben de alay ederek ne yani bunları yiyince cennete mi gideceğim diye sordu. Ve adam gittikten sonra bir sürü kafamdaki sığınma üzerine meselenin aslında ne kadar birbirine bağlayan bir soru sorduğunu, o insanın evsiz kalmış olması, yakında bizim küresel ısınmayla beraber dünyasız, yani makro düzeyde aslında evsiz kalacak olmamız ve savaş, birilerinin karar verdiği bir savaşlar yüzünden insanların 23 metre altına sığınmak durumunda kalmış olması zamanında. Bütün bunlar ve şimdi bu bitkilerin bir ekolojik bir çöküş altında buraya bir hani komada gibi, bitkisel hayatta gibi makinelere bağlı bir şekilde buraya sığınmış olmaları. Hepsi birbirine çok güzel bağlandı bu kişinin bu durumu ve sorusuyla benim gözümde. Dolayısıyla aslında ev ve dünya bizim ne kadar evimiz? Bunu bana sordu. Ve hani evimiz gibi davranıyor muyuz dünyaya ve evimizin sınırlarını nereye çiziyoruz? Dolayısıyla ben evde miyim? Aslında evdeyim. Her yerde evdeyim. Çünkü her insan bir bağlamda geliyor bu dünyaya. Ve o kabuğunu, o çeperini, o bağlamını ne kadar geniş tuttuğun aslında senin elinde olan bir şey. Yoksa sence o bilgiler evinde mi? Bence hepimiz evimizdeyiz ama onu arıyoruz ve daha küçük şeylere hapsetme telaşındayız. Belki hani ev dergileri var işte, dekorasyon dergileri falan var. Hani ev bir şeyler kurmaya çalışıyoruz. Tabii daha küçük yerlerde daha sığınaklı hissediyoruz kendimizi ama aslında hepimiz evimizdeyiz. Oradakiler de evinde ama bir yandan evsiz. Evet. Bizim Seyra'yla ilk konuştuğumuzda bunu nasıl bir noktada tam olarak çatıyı nasıl kuracağımız, ev işte çatı tam da o öyle bir şey. İnsanın işte Homo sapiens'ten ya da bildiğimiz en eski şeyinden varlığından beri hep kendine bir korunaklı bir çatı koruma derdinde. O yüzden de hep bir çatının içine sığınma derdinde. İşte bu sığınaklarda bir çatı var. Evin öyle. Her evin bir çatısı var. Biz bir çatının altında kendimizi güvende hissettiğimiz yere ev diyoruz. Bir toprağın üzerinde oraya bir toprak ya da memleket diyoruz. Oraya vatan diyoruz. Ev dediğimizde sadece hani ben evi yani mimari anlamda bir evden tabii ki söz etmiyorum ama tabii ki o işin mimari boyutları ama ev aslında bizim yeryüzünde yaşadığımız her yerde bir şekilde yer kürenin üstünde kurduğumuz ve içinde kendini aslında güvenle uyuduğumuz yere ev diyoruz biz. Bana sorarsan ev meselesi böyle bir şey. Şimdi bizim insan olarak bir çatımız var. İşte ona ev diyoruz. Bunu keşfetmeden önce yaşayan çok daha eski, bizim atalarımız olan insan. Psikolojideki en büyük, en önemli korkulardan bir tanesi insanın düşme korkusudur. Bunu da psikiyatristler ve psikoloji bilimcisi şuna bağlıdır. İlk insanın henüz bir mahara sığınmamışsa ve oraya daha varmamışsa, yani kendine bir sığınak ya
yaratmamışsa, bulmamışsa bir takım ağaç kovuklarında ya da ağaç dallarında uyuduğunu varsayar ve uykusunda oradan düşer. Hepiniz de eminim yaşamışsınızdır hayatınız boyunca. Uyku anında böyle bir düşme şeyi vardır. Bu bizim en arkaik, en geriden getirdiğimiz korkularımızdan birisi. Yani işte o çatıyı kurmadan, o düzlemi. Çünkü ev bize aslında sağlam ve rahat bir uyku çekmek için var. Çünkü ancak uyku gündüz halinde, yani uyanıklık halinde bizim aslında belki de eve de ihtiyacımız yok. Hepimiz gördüğünüz gibi şu anda işte sokaklardayız, oradayız, buradayız. Ta ki ne zaman eve ihtiyacımız var? Uyumak istediğimiz zaman. Yani en temel ihtiyacımızı karşılayacağımız zaman. İşte o yüzden de evi icat eden bizim geçmiş türümüz, yani bizim eskide bıraktığımız türümüz. Evi icat ediyor. Bir sığınağa önce bir ağaç kovuğunu ev ediniyor, sonra mağarayı, sonra ona benzer bir takım daha ilkel şeyleri ve sonunda da biz hani bugün artık ev dediğimiz şeyler içinde yaşıyoruz. Bu ama insan türü olarak bize ait bir şey. Biz baktığımız, dünyaya baktığımız her noktada kendimizden yola çıkarak bakıyoruz. Çünkü biz türcü bir şeyiz. Bu bir adım daha ileriye taşındığında ırkçılığa dönüşüyor. Biz türcü bir türüz. Keşke türcü bakmasak. İşte tam da bu şeyde, bu videoda Sevra ile benim mesela tartışmalarımızdan bir tanesi şuydu. Benim bir çatıya ihtiyacım var kendi türüm için. O mikro şeylerin, bitkilerin de bir çatıya ihtiyacı var. Ama onların çatısı orası değil. Onların çatısı gökyüzü. Yani onun çatısıyla benim çatım aynı şey değil. Onun büyüme ve rahat etme ve uyuma biçimi oradaki o pembe ışıkların ve led ışıklarının altı değil. O orada yabancı bir mekanda. Hatta altında toprak da yok. Halı var zaten. Bir çeşit herhalde hani tarıma uygun geliştirilmiş bir çeşit. Bir halının içinde yetişiyorlar. Yani insanların kullandığı halılar. Öyle mi? Evet. Gerçek halı. Evet, gerçek halı. Yani bildiğimiz halı fleksini halılardan bahsediyoruz. Aynen. Onun için yetişiyor. Evet. Bir dükkanın kesiklerini topluyorlar. Onları da ziyan olacak. Ziyan olacak. Yani bu tabi bitkiler adına, yani bizim kendi türümüz için değil, başka türlü canlılar için, sonuçta onlar da bir canlı. Onlar adına müthiş bir yabancılaşma. Tamam. Dönüşme mi? Yani mesela hani bu bir dönüşüm mü? Dönüşüm mü? Yani belki hani bir sürü insan için dönüşüm olabilir ama mesela beni irite eden, beni ürperten bir şekilde bence yabancılaşma. Yani evet, biz dünyaya ilk geldiğimiz günden bu yana yeryüzünde, toprakta vesaire, özellikle de hani sanayi devrimiyle birlikte her türlü, her şekilde çok değiştiren bir türüz. Dolayısıyla işte kendimizi de çok değiştiriyoruz ama işte burada çok etik bir soru var. Hani nereye kadar dönüştürürsek ahlaki bir tutum bu. Nereye kadar müdahil olursak ahlaki, nereden sonrası son derece ahlaksızca bir tavır. İşte biraz bunları konuştuk biz kendi aramızda. Hepsini size durumumuzu anlatamıyorum konuşuyoruz. Ama şimdi Serra'yı bakayım, ben çok konuştum. Yani evleri var ve evimiz var, hepimiz evimizdeyiz derken tabii ki yani böyle 8 sene evsiz yaşamış gerçek hayatta oyunculuk yapan arkadaşım. Dolayısıyla bu insanların evsiz olduğu konusunu konuşmamız gerekiyor ve zaten hani benim bunu yapma isteğim asıl buydu. Yani böyle bir sorun var, insanlar bunca zenginliğin arasında sokakta uyuyorlar geceleri. Buydu yani benim şeyim, şimdi herkesin evi var diyeyim.
acılı bir kitaptı. Ve sen tepkinin nasıl ayakta tuttuğunu insanı ve uyanık tuttuğundan bahsettin geçen gün bana. Gerçekten de öyle. Çünkü hani acı gerekli bir hissimiz. Yoksa çünkü canımız acımasa elimizi ateşten çekmeyiz mesela. Acı hani varoluşumuzda değerli bir etken. Bir o şekilde kendimi dünyada konumlandırabiliyorum. Tepkisel olarak, bir şeylere tepkisel olarak. İkili bir ilişki o. Bir de Yeryüzü Halleri kitabındaki gibi kendimi tabiatla bir parça olarak, bir bütün olarak hissetme hali var. Aslında bu filmde de bence öyle bir gelgit var. Biz hepimiz bir bütünmüz ve sular altında kalacağız ve of be hepimizin enerjisi oraya gidecek artık. Kurtulacağız gibi bir yekpare olma durumu var suyla beraber, eriyen kokularla beraber. Ama bir yandan da insanlar da mutsuz, yani bu insanlar da bir vahşete tabi tutuluyorlar ve bizim buna bir ışık tutmamız gerekiyor. Kapitalizmin üzerlerine kapattığı karanlıkta bunlara ışık tutmamız ve bakın böyle bir konu var dememiz gerekiyor gibi bir bu artık özellikle büyük şehirlerde, metropollerde, sadece Londra'da değil, Amerika'da da, Türkiye'de de gidebileceğiniz bütün büyük metropollerde özellikle evsizlik ciddi bir problem. Hatta öyle bir noktadan sonrasında bunu bir politik tavır olarak bile sahiplenen insanlar görüyoruz, biliyoruz. Ama tabii ki ortaya çıkışı gerçekten yani çok trajik bir şey ama bir noktadan sonra evsizliği ya da işte evsiz olmayı, sokakta yaşamayı bilinçli olarak seçen insanların da çoğalığında en azından dünyanın bazı şehirlerinde bu yönde şeyler olduğunu, olaylar olduğunu biliyorum. Dünya tabii ki bir bütün. Biz az önce anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Yani biz insan olarak tabii ki her şeye hükmedebilir bir aklımız, yeteneğimiz, organize oluş biçimimiz ve geliştirdiğimiz bir sistem var ve hani bunu bitkisinden hayvanına hepsine zaten uyguluyoruz. Oysa ki tabiat tabii ki bir bütündür. Yani sokaktaki kediden, köpekten, ahırdaki attan ya da işte tarladaki sebzeden farklı bir şey değilsin sen. Ben de değilim. Yani hiçbirimiz değiliz. Eninde sonunda hepimiz işte bir karbon atomu. Yani o ne kadar karbon atomuysa sen olsun. Sadece sen ona hükmedebilir bir şekle ve forma dahilsin. Ya da öyle bir akla dahilsin. Evet, beslenmemiz gerekiyor. Hayatta kalmak için bir beslenme zincirimiz de var. Ama işte bunları hepsini bir kenara koyalım. Ama burada daha trajik, daha insan ürpertecek bir başka gerçeklik var. Hakikaten bir iklim meselemiz var. Bütün dünyada. İşte o iklim meselesi de burada yine senin söylediğin gibi gündeme geliyor. Hani su belki de en son şeyi ulaştırsa bence orada bir noktada yanlış var. Çünkü orası yer altı. Yani suyun ilk basıncı bir yer. İlk sular altında kalacak yerlerden birisi olması. Yani. Her neyse, yer sırası önemli değil sonuçta. Geçen gün şöyle bir şey vardı. Dünya aniden tak diye yok olacak diye bir şey vardı. Belki bazılarımız görmüştür. Keşke öyle olsa. Yani ona da yazılmış bir cevap verdi. Of çok şükür nihayet diye bir şey vardı. Evet, yani hani böyle gidersek ve hani bu dengeyi tabiat, insan tabiatla olan dengesini, tabiata hükmetme noktalarını, onun haddini, sınırlarını eğer kontrol edemezse, ki edemiyor, çok uzunca bir zamandır edemiyor. Hani bana
sorarsanız ilk dönüşüm işte sanayi devrimiyle başlıyor ama mesela son 25 yılda hiç olmadığı kadar hızla kartopu etkisiyle çığ gibi büyüyen bir şekilde bir oranla çok kolay. Evet yani belki de o Twitter'da yazan arkadaş çok haklıdır. Yani bir günde hakikaten şak diye yok olabilir. Neyse olur. Yani fena da olmaz mı? Öyle olursa bence harika olur ama maalesef öyle olmayacak çünkü acılarını yaşayacağız. Acılarını çekerek gideceğiz ve özellikle fakirler, yoksullar ilk başta erimeye başlayacaklar. Çünkü kıyı şeritlerinde yaşayanlar sular altında kalacak. Ve bunu tabii ki belli, çünkü dünyaya erişimi olan aslında hani şu an küreselleşmeden bahsediyoruz. Bir küresel ısınma var, bir de para var dünyaya aslında erişimi olan. Yoksa insanların vizeler yani hep öyle çok da fazla erişimi yok genel olarak insanların. O yüzden bence gittikçe... Onun işe yaramayacağı noktalar olacak. O pasaportların, o vizelerin hiçbir şekilde işe yaramayacağı bir an ve bir şey. Aynen. PayPal'ın kurucusu Peter Thiel diye bir adam. Yeni geçen sene okudum internette, bir gazetede. Yeni Zelanda'dan çok büyük bir arsa alıyor ve normalde orada yaşamayan insanların böyle bir arsa alma hakkı yok ve bir şekilde onu çıkartıyorlar ve alıyorlar. Çünkü temiz su ve en son batacak yer olarak burayı belirlemişler. Yani insanlar buna doğru yatırım yapıyorlar zaten. O yüzden hani hepimiz bir anda tak diye gitmeyeceğiz. Bu eşitsizlikler günden güne artarak ve evet bu vahşet yayılarak ama ve de çok da hızlı da olmayacak bence. Seninle konuştuğumuz başka bir mesele de bu yavaş şiddet ya da ağır şiddet meselesiydi. Rob Nixon diye bir akademisyen var, çevre üzerine yazan. Onun bir kitabı var, İngilizce maalesef Türkçe çevirisini bulamadım. Slow Violence and the Environmentalism of the Poor diye. Yavaş şiddet ya da ben onu aslında ağır şiddet olarak düşünüyorum. Ve nasıl şiddet imgelerinin aslında şu anda çok sansasyonel olmasından ve işte 11 Eylül gibi şiddeti düşündüğümüz zaman çok büyük görseller düşündüğümüzden ama aslında asıl en büyük zararları veren şiddetin çok yavaş yayılmasından ve gittikçe insanların her istismar olan ilişki gibi çok yavaş yavaş buna alışarak, normalleştirerek bunu kabullenmesinden ve göze görülemez hale gelmesinden bahsediyor. Evet, bunu Serra ile biz geçen gün konuşurken, yani paranın belli bir noktadan sonrası, belli bir miktar, paranın belli bir miktarı etik kabul edilebilir, ahlaki kabul edilebilir ama kabul edilemeyecek miktarlarda paralar, para, dünya üzerindeki, işte biz onu kapitalizm diyoruz, bu vahşi kısmı o noktada başlıyor. Evet, onlar işte bu yani bir şekilde bir aslında distopyanın ilk emareleri diyelim. Yani ve hani işte son 30 yıldır falan hani çok da konuya sinemacılar da dahil herkesin hani insan kafayı olduğu için bilirsiniz. Yani bütün çekilen hani bu tür filmlerde işte öyle bir sahne vardır hemen hemen işte dünya üzerinde böyle inanılmaz şeyler patlamış, orası yerle yeksan olmuş bir yerdir ama tepede bir yerde bir uzay gemisi ama devasa bir uzay gemisi vardır. Ama aşağıda dünya zaten hani komple yerle yeksan edilmiştir. Tek tük bir takım adamlar orada hani ya yaşıyordur ya dönüşmüştür ya bir şeyler olmuştur. Ama bir de tepede böyle bir şey vardır. Bir işte koloni halinde bir uzay gemisi. O paranın sahipleri orada yaşayacak. Biz aşağıda canlı kalacağız. Olacağız. Yani gelecek tasarımı hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı hani bunu böyle
senaristler bunu tabii ki hani tepedeki kolonide kimlerin yaşayacağını bize söylemiyorlar ama o koloninin içerisinde bizim olmayacağımız kesin. Eğer tabii kapitalizmin çöküşünü dünyanın çöküşünden önce görmek kısmet olursa yani bu aslında bu laboratuvarlar ya da tarlalar aslında insanların nasıl bu çöküşe biz razıyız ama işte zenginler 30 liraya bu salata karışımlarını yiyebilecekler dediğinin işareti. Halbuki aslında bunu geri çevirmek için yeni teknolojiler üretmektense şu anki üretim, demokrasi, bütün bu sistemlerimizi yeniden sorgulayarak yeniden inşa etmeyi de deneyebiliriz. Aslında hani bu çevre, doğanın, tabiatın bize verdiği sinyalleri çok daha olumlu bir şekilde dönüştürebiliriz. Çok daha adalet isteyen bir şekilde de dönüştürebiliriz. Ama şu anda seçtiğimiz yol aslında bu laboratuvarlar. Bundan yaklaşık bir 10-15 yıl önce bir arkadaşım ilgilendiği için ben de biliyorum. Yani adil ticaret diye bir şey gelişmeye başlamıştı. İşte bu da muhtemelen Amerikan kökenli bir şeydi. Böyle bir takım şeyler sonra böyle yok oldu. Şey vardı. Paranın bir noktadan sonrasının ahlakı yok. Ahlaksızdır hani. Yani dolayısıyla biz onun hani eşitçi, demokratik, yaygın, herkese aynı olanakları, aynı şeyi tanıyan, herkese o bitkileri satabilecek bir ahlakı olduğunu düşünmüyor. Olsaydı zaten hani böyle bir noktaya doğru gelemezdik. Sonuçta burada, bu filmde de geçen o şeyler, işte senin tanıtımını yaptığın bir oradaki markette satılıyor. Ama yani insanlar mesela İstanbul'u düşünüyor, neredeyse 18-20 milyon insan yaşıyor. Bir soğan krizi yaşadık ya, yani bayağı bildiğin soğan krizi yaşadık mesela. Hani geçtim mikrofon ürünü bilmem nasıl. Tabii ki zaten ama parayı tutanlar da bu kararı vermek durumunda kalacaklar eğer tabiat bize bu dersi veriyorsa. Yani paranın ahlaksızlığından ziyade başka kaynaklar yok olmaya başladıkça belki insanlar bu duruma uyanıp da biz şu anda yanlış bir sistem kurmuşuz kendimize demeleri mümkün. Evet. Diyeceklerini zannetmiyorum ama böyle bir ihtimal de var. Dileriz öyle bir ihtimal. Nasıl bir şey? Yani kar odaklı bir şirket. Evet, kar odaklı özel bir şirket. Çok yeni kurulmuş. İki tane şu anda 35 yaşlarında adam kurmuşlar. Ve ben onlara, yani şu anda gerçekten lüks bir ürün üretiyorlar. Ve bunu bir deneme aşamasında olduğunu söylüyorlar. Daha sonra mantar üreteceklermiş. Ama yine lüks ürünler üretmeye devam edecekler. Çünkü asıl amaçları kar. Ama yani karbon salınımı ve yani şu anda Londra'nın göbeğini de üretiyorlar. Ve Londra'ya sattıkları için çok az karbon salınımı var. %70 geleneksel tarımdan daha az su kullanıyorlar. Sonuçta hani ekolojik bazı dertleri de olan bir şirket ve ben bu iki sahibiyle konuşturma şirketteki diğer insanlarla konuşup da ben böyle bir şey geldi başıma. Ben böyle bir video çekmek istiyorum. Siz buna razı mısınız dediğimde tabii ki işte bugün evsizlik oldu. Sabah da evsiz birisi sokakta ölmüştü. Tabii ki bu şu anda çok büyük bir problem. Bununla ilgili konuşmalısın. Ne destek verebiliriz sana diye tepki gösterdiler. Tabii hani onların da reklamını yapmıyorum ben aslında burada. Onlara yani bütün bu duruma eleştiri var. O yüzden tabii. Yok ben reklam yapıyorsun diye. Hayır biliyorum sana. Biliyorum. Yani onu kabul etmeleri benim çok hoşuma gitti. Yani onlar kabul etmeyebilirler. Bir kolektif olarak işleyen bir kafe var bizim Londra'da yaşadığım mahalle.
sesini ben seslendirmek istemedim, kendi sesim olsun istedim. O yüzden iki tane tiyatro şirketi var. Biri hapis yatmış kadınlarla çalışıyor, biri evsiz kalmış insanlarla çalışıyor. O şirketlerle iletişime geçmiştim, sizin üyelerinizden biri olabilirim diye. O sırada Amber'da tanıştım. Amber daha önce hiç oyunculuk yapmamıştı ama işte 8 sene boyunca evsiz yaşamış. Daha sonra hamile kaldıktan sonra hayatını daha düzene sokabilmiş çünkü devlet desteği daha fazla almaya başlamış. Ve o oynadı ilk defa oyunculuk yapıyor. Şu anda çok güzel bir hayatları var sizin Caz'la. Caz kendine rol yazdı, ben de bu filmde olacağım dedi. Annesine elma veriyor, evsizlere ben hep elma veriyorum, annene elma vereceğim dedi ama yeşil elma. O da hoşuma gitti, elma ne meyve vermek istiyorsun? Elma oldu, hani cennete düşer, cennetten düşer gibi hoşuma gitti elma olması. Ece de çiftliği oynayan arkadaşım. O da 91 senesinde yüksek lisans için İngiltere'ye taşınıyor ve 92 senesinde Eftek'te kendi şirketini kuruyor. O da çevre ekonomisti ve devlete ve şirketlere nasıl daha çevreci olabilecekleriyle ilgili danışmanlık yapıyor. Ve şu anda da devleti denetleyen bir komitede çevrecilik politikalarıyla ilgili. Dolayısıyla ben de kendimi oynadım. Çok aslında otobiyografik bir şekilde hepimiz kendi yani beraber oynuyoruz. Çok organik. Bu anlamıyla bir türlü orada. Orada kilitli kalmıştım ben de. Evet, ben kilitli kaldım bir kere. Ama sığınakta kilitli kaldım. Unuttular ya bir kere orada. Ya klostrofobisi olan insan kaç metre? 33 metre altında. 33 metre, yani senin rezidansın da orada. Evet, evet. Ama yani çok her gün gitmiyordum. Bir sene orada stüdyom vardı ama her gün gitmemeye başladım. Bir de video çekmek istememin sebebi bu tüneller yok olacaklar ve bunu birisinin belgelemesi gerekiyor diye düşündüm. Çünkü bu tarla yatırım aldıkça bütün yayılıyor o en sonunda yürüdüğü boş alana. Tamam, şey olacak. Böyle laboratuvar bir tarla. Evet. Bir de bir sürü insan bunun üzerinden geçip yürüyor mesela ama farkında değil böyle bir şey olduğunu ayaklarının altında. O yüzden böyle bir erişim olsun insanların. Ne büyük bir alana yayılıyor yani. 1 kilometre tünellerin toplam uzunluğu. 4 parçaya bölünmüş şekilde. Ama Londra'nın belli bir yerlerinde varmış bu sığınaklar. 8000 kişi uyuyormuş bir gecede bombalandığı zaman. Bitkiler lezzetli mi? Çok lezzetli. Ben çünkü süpermarkette tane kutusunu 3,5 pound'a satıyorlar yani. 30 lira gibi bir şey. Ama ben onları tattırdığım zaman bana kalıyordu şeyler. Sanatçı olarak alalım. Ben mesela orada, yani ben de orada bir kendime ait hissetmeme durumum var. Çünkü ben o süpermarketteyim ama sürekli bir hayretle izlemek, konuşmuştuk seninle, hayretle hayatı izlemek. Yani bence Amber bir sürü soru soruyor çünkü hayretle hayatı izliyor ve aslında hani onun anlayamaması değil, dünyanın anlaşılmaz bir yer olması, yani dünyanın saçmalığından dolayı aslında onun soru soruyor. Yani ben de biraz öyle hissediyorum kendim o süpermarkette. Sen yani, gülüyor musun? Ben cennete gittim. Öyle bir beklentim de yok. Hayır, şey, evet. Lezzetli ama kafa yapmış. Sen burada bir yerin var ve burada çalışıyordun değil mi? Evet. Bir sene kadar. Bir sene kadar evet. O boş en sonunda yürüdüğü yerde bir tane masam vardı. Peki senin gibi başkaları da var mıydı? 3 kişi daha vardı evet. Onlar yani 2 kişi daha vardı. Hepsi bu projeyle mi ilgiliydi? Farklı yok, kendi, hepimiz kendi işimizi yaptık. Onlar daha heykel yaptılar. Bir tanesi yazı yazdı, diğeri daha heykeller yaptı. Peki nasıl bir deneyim geçirdin? Hani onca metrenin altında çalışarak hani daha evvelki deneyimlerine kıyaslarsın? Aslında ben çok böyle stüdyoda çalışmıyorum normalde. Hep evden çalışıyorum bilgisayarın başında ya da elimde kağıt kalemle. Çok böyle hani ya da hayatta yürürken hani başıma bir şey geliyor olduğu gibi. O yüzden çok hani stüdyoya bağlı
farklı bir kafa yapısına geçiyorsun. Oradayken bayağı yazı yazmaya çalıştım falan. Mesela ışık çok enteresan. O tünellerin, şimdi gideceği tünellerin hepsi normalde 3 dakika sürdü kayıt. Öyle bırakmayı düşünüyorduk tek bir çekim olarak. Ama daha sonra film bittiğinde en fazla akılda kalan sahne o oluyordu. O yüzden onun o kadar baskın olmasını istemedim. Ama çok uzun. Ve orada oturduğun zaman masanda bazen çok 40 yılda bir birisi geliyor sana doğru ve o bazı işte birkaç tane floresan ampul yanıyor ama bazıları yanmıyor. O gelirken bir anda yok oluyor, tekrar geliyor, tekrar yok oluyor falan böyle hani mekan zamanı tamamen yutuyor gibi bir şey. Yani tamamen orası birazcık cennet olmasının sebebi de burası bence çok alternatif bir, kendi zamanı olan bir yer. Çünkü bir tek trenler üstünden geçiyor, o kullandığımız sesler gerçekten üstünden geçen metro hissediliyor mu? Hissediyorsun da biraz titriyor da. Onun dışında dış dünyayla hiçbir ilişkin yok. O çok enteresan bir his. Yani internet yok, telefon çekmiyor. Hani oraya gittiğin zaman tamamen kopuyorsun gerçek hayatın ritminden. Ve o yüzden de bu şekilde bir tarım insanı çok hükmetmeye yöneltebilecek bir şey. Çünkü doğanın temposundan ya da dışarının temposundan o kadar kopuksun ve o kadar onu kontrol edebiliyorsun ki hani dışarıda mesela hasat yaparken çok güneş tepedeyse durmak zorundasın ya da işte yağmur yağıyor, dolu yağıyor, onlardan tamamen bağımsızsın oradayken. O yüzden enteresan da orada çalışmak ve tamamen oranın vaktini. Ama işte şeyi biliyor muyuz mesela, herhangi bir çok son derece doğal bir toprakta yetişen bir bezelye filiziyle işte burada yetiştirilen yani bayağı bildiğin halı diyorsun ya. Yani. Kullanılmış halı diyorsun. Yani. Kullanılmamış. Ay kullanılmamış. Ya, ya da neyse yani ağırlıklar. Yani onun üzerinde yetişen bezelye filizinin arasındaki atıyorum besin değeri farklı vesaire buna benzer şeyler. Hani evet işin bir çevreci kısmı var daha az karbon sorunu daha bilmem ne filan ama yani o bezelye filizi, o bezelye filizi değil. Bunlar iki ayrı şey yani artık iki ayrı tür haline geliyor. Yani bu bezelye filizi başka bir şey, bu başka bir şey. Biraz da muhtemelen hani şimdi bu sığınaklar, bu sığınakta denenen işte tırnak içerisinde çevreci şeylerle hani işte daha az su, daha az şey karbon salınımı vesaire diyerek üretilen bu şey, daha mikro düzeyde üretilen bu şey bir hikaye ile birlikte markete geliyor aslında. Şimdi de bence öyle bir kısmı var değil mi? Yani bir hikayeye sahip oluyor. O hikaye ne? O hikaye işte bu dünyayı biz aynı zamanda başka bir dünya haline getirebiliriz. Biz işte bunun aynı zamanda öncüsüyüz. Dünya zaten farklılaşacak. Başka bir dünya olacak. Ama işte bu işte tırnak işte neydi şeyin şirketin adı? Growing Under'dan bunun hikayesine sahip. Bu hikayeyi de markete pazar payı olarak muhtemelen yansıtıyor. O yüzden Serra Artanları yiyor. Orada değil mi? Ama yani, ekoloji şey, ekolojik yani ekolojik şirketler için geçerli bir şey. Yani böyle bir sahtekarlık vardı bu arasında. Yani bir ara mesela şey çıktı değil mi? Böyle kapsülde kahve yapma şeyi çıktı. Ve her bir fincan için bir kapsül çöp üretiliyordu. Bir süre sonra doğada çözünebilen kapsülleri üreten firmalar çıktı. Evet. Yani, ama hiç kimse şeyi sormuyor. Niye her fincanda bir çöp üretiyor bunlar? Yani evet, bu da işin diğer tarafı yani ekoloji. Aynen. Ekoloji. Aynen. Yani biz aynı zamanda marketten satın alıyoruz her şeyle. Grafik tasarım satın alıyoruz, işte hikaye satın alıyoruz. Ürüne gelene kadar önce bir 5-6 tane başka bir şey satıyorlar bize. Başka başka evet, şeyler satıyoruz. Yani ambalaj satın alıyoruz, ikramiye satın alıyoruz, donu satın alıyoruz, çözümeni satın alıyoruz, çözümeyeni satın alıyoruz. Ama ta ki ürüne gelene kadar önce bir 6 defa zaten bir
satılıyoruz yani. ama bunu sorgulamamamızın sebebi de bence belli bir konfordan zaten vazgeçmek istemememizin sebebi. Ve burada işte yani cennete gidememiş midir kimse derken aslında ben onu da birazcık söylemek istedim. Yani hepimiz bunun bir parçasıyız. Biz de hani o yüzden cennete gidemeyeceğiz. Eğer ya da hani cennet neyse yani orada ya da yani hepimiz şey yok aslında. Yani hepimiz ancak topyekun imha olduğumuzda biz olacağız. Ondan önce bir bizlik yok zaten. Yani dolayısıyla ekoloji sorununu bir teknik mesele gibi tartışmak zaten başlamıştı yabancılar. Meseleye dediğim yani kapitalist ilişkiler açısından. Evet. Zaten yani bu ötekileşme meselesi ve birilerini ötekileştirdiğin için zaten bütün bu tabiattaki hasarları üretebiliyorsun. Çünkü eğer sen zaten herkesi eşit görsen, adaletli olsan zaten başkasının toprağında bir fabrika kurup başka çocukların ekini zehirleyemezsin. Zaten hani bu toplumsal bir sorun olduğu için şu an bu haldeyiz. Ve yani toplumu değiştirmemiz lazım tabiatla mücadeleden ziyade belki ilk adımı o. Zaten işte keşke bu yöntemle, böyle bir teknolojiyle çökmek yerine toplum üzerinden çözmeye çalışsak. Tam şeyine, lafının devamını şöyle getirmek istedim. Norveç somonu diye bir somon yiyoruz. Mesela pazarlarda, marketlerde Norveç somonu satılıyor. Normalde hani Norveç somonu bildiğimiz Kuzey Denizi'nin hani derin ve soğuk denizlerinin yağlı balığı, herkeste işte faydası bilmemesi filan. Benim Norveç'te yaşayan bir arkadaşım son bundan birkaç yıl önceki bir hikayesini anlattı şimdi. Şimdi Norveç dünyanın en refah seviyesi yüksek bir numaralı ülkesi. İki değil, bir numaralı ülkesi. En çevreci ve en temiz ülkelerden. Tabiatı en sağlam, en temiz tutulmuş yerlerden birisi. Norveç somonunu bütün dünyaya ihraç ediyorlar. Ve tabii ki çok büyük bir şey, gelir kaynağı Norveç için, şirketlerin için ve tabii ki Norveçlilerin için. Fakat bir süre sonra kendi denizlerini bu konuda şey yapıyorlar, çiftliklerini kuruyorlar bilmem ne, hani deniz hikayesinden bizdeki balık meselesi gibi orada da balık meselesi olmaktan çıkıyor. Ve kendi göllerini, kendi sularını kirlettiklerini fark ettikleri gün bu şirketler Şili'de okyanus kıyısında Şili'nin sahillerini satın alıyorlar. Şimdi yediğiniz marketten aldığınız, yediğiniz her türlü somon size Şili'den geliyor. Ve Şili'nin o okyanus kıyısındaki bütün şeyi, ekolojik haritası, habitatı zaten değişmiş durumda. Gidip orayı. Yani ben hani büyük para ahlaksızdır derken tam bunu kastediyorum. Ötekileştirme diyorsun ki ya. Evet yani bu hani benim alanım. Ben burayı daha fazla kirletmeyeyim. Ama gideyim Güney Amerika'da Şili'nin kıyısına ne istersem yaparım. Nasıl olsa o benim vereceğim paraya da razı. Kira alınacak. Ve yani hikaye biraz böyle, hikayenin böyle bir tarafı var. Dolayısıyla hani ben kapitalizm, yani o kapitalist ahlakı, yani biz tek tek insan olarak bir noktaya kadar değişebilir, dönüşebiliriz, hadi sınırlarımızı, haddimizi bilelim ama onun haddini bilebileceğini hiç düşünmüyorum. Haddini bileceğini düşünmüyorum. Bildirmek gerekiyor da nasıl? Onlar da hormonlu, vizyonlu havuzlarında dediğiniz gibi çok standart kokulardan. Sen bilirsin, orayı somut. Tabii canım artık zaten... 5 kilogram, 5 kilogram. O zaten artık denizden, doğal olarak denizde büyümüş somon değil zaten. Bizdeki çukura bilmem ne devrek nasılsa zaten o da çiftliklerde yetişiyor. Ama o çiftlik için bile bir su kaynağı gerekiyor ya, yani bir gölde. Bir deniz kenarında. Yani o çiftlikler de suyun içerisinde kurulduğu için adam kendi gölünü, kendi deresini, kendi denizini artık bu iş için kirletmek istemiyor. Şili'ninkini kirleteceğim diyor. Yani mesele bu kadar şey. Ne? Kullandığımız bu Starbucks vesaire karton bardakların üçüncü dünya ülkelerinin
istediğin üzerine atıldığını söylüyorlar. Hani o dönüşemeyen kartonların, plastiklerin. İnsanlar kendi ülkelerine bile atmıyorlar. Çok büyük ülkeler. Çünkü o çöp, de bir ayrıştırıcı, dönüştürücü ve oradan da kar edilen, yani çöpü işleyen şirketler de var dünyada. Plastiği mesela, plastik atık çöplerini mesela son yıllarda Çin alıyordu, artık Türkiye alıyor. Mesela Türkiye çöp alıyor. Yani onu alıp işleyip tekrar şey yapacak. Çünkü plastiği tekrar dönüştürerek yeniden üretime sokacak. Yeniden kullanacak onu. Onu alan dünya üzerinde bazı ülkeler vardı. İşte onlar bir kısmı artık ben istemiyorum, yeter dedi. Şimdi biz alıyoruz. Gracias.
şeye verdim. Bireyler ne kadar etkili olacak? Çok az bir zamanımız var. 30 seneye kadar su yok, su kalmayacak diyorlar. 30 seneye kadar birey dediğim çok bir küçücük toplu iğne dünyada. Yani bence tabii ümitsiz olmamak gerekiyor ama bence çok az bir ihtimal. Çünkü birey bir kere bilinçli değil. Çok az kişiden bilinç. Avrupa'da bile, Amerika'da %90'ı bilinçsiz. Ama yani bilinç de yayılan bir şey. Yani nüfus olarak ben söylüyorum. Nüfus, büyük nüfuslardan bahsediyorum. Onlar bilinçsiz olduğu sürece bizler ne kadar etkili olursak olalım, küçücük damlacıklar olur. Ve vaktimiz yok yani. Çöküş olur, çöküş olunca bilinçlenir. Ciddi söylüyorum. Ya bilmiyorum, sizler ne düşünüyorsunuz? Ben ümitsiz olmak konusunda kararlıyım zaten. Yani ümit var olmak gibi bir derdim yok yani. Olacak olan olacak yani. Ona çünkü o öyle bir sistem ki yani sizi bir taraftan şuradan şey yaparken bile yani ekolojik yapıyorum bilmem ne yapıyorum derken öbür taraftan kaldı. Yani sizin sonuçta hani sular temiz su kalmayacak. Yani insanların kaç tanesi çıkıp kardeşim sen benim sularımı yabancı şirketlere satıyorsun diyebiliyor. Dediğinde başına ne geliyor? Yani bunlar önemli. Biz diyebildik mi? Yani siz bizim sularımızı satıyorsunuz. Çatır çatır yabancı şirketlere sularımızı sattınız. Derelerimizi kuruttunuz. HES kurdunuz. Üstüne bilmem ne yaptınız. Yarın öbür gün evet 30 yıl sonra temiz su meselesi yüzünden şey yapacak. İnsanlar belki yok olup gelecek. Bugünden kaç kişi ses çıkarabildi? Ses çıkaranların sonu ne oldu? Bir mesele bu. Yani size sadece bir taraftan şey yapmıyor ki, yani bu bilinç meselesi değil. Bu bir şey, üst siyaset meselesi. Üst siyaset. Siyasetçiler gibi. Hayır. Bu böyle, hayır. Bu da bir siyaset meselesi falan da değil. Bu bir üst siyaset. Üst akıl değil, o da değil. Üst siyaset. Yani dünyayı yöneten o çok büyük. Hani dedim ya, belli bir noktaya kadar para ahlaklı olabilir. Ama belli bir nokta, belli bir şeyden varandan sonra para çok ahlaksız bir şeydir. İşte o para yönetiyor dünyayı. Siz zannediyorsunuz ki Trump yönetiyor, bilmem kim yönetiyor, bilmem. Öyle bir şey yok. Yani keşke öyle bir şey olsa. O zaman gider Trump'ın üstüne yürürsün. Yanlış kardeşim bu dersin, başka türlü adamı ikna edecek bir yol bulursun. Edebiliyor muyuz? Yani hangimiz hangi ülkede kime edebiliyoruz? Ben de yani TED konuşmaları gibi böyle çok olumlu bir yerde bağlayalım şu konuşmayı gibi bir şey istememiştim. Ben de son derece ümitsizim. Yani ümidim olduğundan değil ama bir yandan da evet hani toplu iğne kadarız ama mesela ben bu filmi internete koymak istemedim çünkü şu kadar kişi bir araya geldik bu meselenin etrafında ve hani böyle bir dayanışma yaratabilecekse bazı yaptığımız şeyler. Evet o zaman HES'te de birbirimize yani siyasi anlamda da işte ekolojik anlamda da zaten toplumsal bir değişim olacaksa birbirimize bir dayanışmada bir araya gelmeyi de yapabileceğimiz bir şey. O yüzden. Yani niye mesela çok büyük kapitalist şirketler hiç mesela kendi şeylerinden mesela kendi devletleriyle hiçbir problemleri yok onlar. Bizim var. Niye? Niye yani? Niye Amerika'daki büyük şirketlerin Trump'la problemi yok? Niye Türkiye'deki o bütün büyük şirketlerin hükümetle problemi yok? Niçin yok? Niçin yok? Onlar çok iyi geçiniyorlar. Biz sesimizi çıkardığımızda bizim sonumuz başka türlü oluyor. Dolayısıyla hani bu hanımefendinin dediği o şeye de katılmıyorum. Hani insanların işte Amerika'da bile o bileği de tırnak için alıyorum. Amerika'da bile %90'ı bilinçsiz. İnsanların bilinçsizliği ile ilgili bir şey değil bu. Yani herkesin 3 aşağı 5 yukarı bir aklı var. Herkes 3 aşağı 5 yukarı olabilecekleri zaten öngörebilir. Bütün mesele şu. Yani biz sesimizi çıkarırız.
birlik otresimizi çıkaracağımız zaman bizim önümüzde başka bariyerler bekliyor. Mesele bu. Evet, o bariyerlere nasıl evrileceğiz? Yani evrilirken, hani evrilirken bu şekilde mi evrileceğiz, yoksa o bariyerlerin içinden sızıp yeni sistemler kurarak mı evrileceğiz? Evet. Yani öyle bir şey yapabilirsek ancak bir değişim olabilir. Yani. Hoş geldin. Ama bariyer var Allah'ım. Alalım alalım. Seyra, bir şey merak ediyorum. Bunları alanlar, bu mikro bitkileri alanlar süpermarketten de hep bunun arkasındaki hikayeyi bilerek mi alıyorlar? Yok yani bazıları televizyonlarda çok çıktı. Bazıları biliyorlar. Bazıları salata reyonunda onu gördükleri için. Bazıları Serra bizzat kendisi anlattı. Hikayeyi satıyor zaten orada. Evet. Tabii yani bir sürü insanın tepkisini de görebiliyorum. Mesela daha Akdeniz ülkesinden ya da Afrika'dan gelmiş insanlar bunun güneşsiz, topraksız nasıl üretilebilir diye sorduğunu. İngilizler mesela zaten çok güneşe falan alışık olmadıkları için bunu hani olabilir diye düşünüyorlar. Yani zaten daha endüstriye daha yani çok fazla o dükkanlara mesela bebekli müşteri çok geliyor. Çünkü hani bebek yapmış bir tane. Hani ona en iyisini vermek istiyor. En organiğini, en sağlıklısını tabii. Hani onlar en fazla parayı harcayanlar oluyor belki imkanı varsa. Bunun daha sağlıklı olduğunu düşünüyor yani. Bu salatayı değil ama o organik dükkandan daha çok alışveriş yapan. Yani tabii ki belli bir gelir seviyesinin üstünde insanlar. Bunlar da pahalı herhalde. 30 lira bir paketi. Yani bizdeki marketlerdeki organik ürünler, yani normal mercimekle organik mercimek arasındaki fiyat farkı. Yani dünyanın her yerinde aynı işte organik etiketi taktığımızda başka bir hikayeyi de satın alıyoruz. Yani işte sadece bir de böyle bir halıdan falan çıkma olayı da var ya. Hani insan çok da böyle organik ne güzel ve sağlıklı gibi de düşünmeye. Evet. Aslında. Ama bu teknoloji işte mesela işte yemeğe misafir olacak onu anlatacak. O da en enteresan. Yani hikayeyi satın alma meselesi evet. Kesinlikle var. Kesinlikle. Evet. Pamuk üzerindeki fasulyeyi büyütmek gibi bir şey gibi geldi bana. Bir evet. İlk okul deneyimlerindeki pamuk üzerindeki fasulye. Ama bir o halı sahnesini oraya özellikle koymanın sebeplerinden bir tanesi de biraz hani otoriteydi orada Ece'nin birazcık daha otoriter bir sesi olduğu için ve hani bir evsizden bahsediyor. Bir devlet otoritesi olarak hani biz onlara ev veriyoruz, halı bile kaplatıyoruz gibi bir hani bir hiyerarşi kurma ve hani ben ona halı bile verdim şeyi vardı. Biraz hani ona dalga geçiyorum. Ben böyle tepkisi de televizyonda veriyor musunuz? Serra, bir soru da ben sorabilir miyim? Evet. Öncelikle Bürhan Keskin'e müthiş hayranlığımı da söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben Bodrum'a gittiğimde hatırlıyorsun belki Serra. Ona götürecek hediye hiçbir şey bulamadım. Sizin kitaplarınızı götürdüm. En güzel. Sonra da Bürhan Keskin'in kitapları bence zaten vardı. Güzel misin bunu? Onun için de bu söyleşiye mutlaka gelmek isterdim. Ben de filmde şöyle bir şey görüyorum aslında. İstanbul metropolisiyle büyük bir şey, böyle benzeşme iki tane tarafta. Bir yukarısı ve aşağısı olması meselesinden dolayı. Bir de şu asansörler ve inişler çıkışlar sahnesi, o işçilerin aşağı inişleri çıkışları ve ara katta bir medyatör ustabaşının olması. Yani senin üstlendiğin rolün bir şekilde bir medyatör gibi aşağı kadının da Maria gibi rolü. Yani ama İslam açgözüyle bunları yapıyorum. Belki çok uzatarak söylüyor olabilirim ama ve sonunda da metropolisten çok farklı olarak ışığa çıkarttım insanları. Orada tüm bu distopik konuşma, yani distopik bakışa rağmen sonunda bir aydınlığa götürdüğüne dair bir şey. Bağlama yaptığını düşünüyorum. O senin şey, yani Fristan'dan farklı. Fristan'ın günü çok faşist.
ışığı da olabilir. Evet, yani. O bir da ciddi bir ışığı da olabilir. Işıktan zaten beyaz ışıktan buranın pembe ışığı da sığmıyor. Bilmiyorum, fark ettiniz mi? Yani o ışık da bir karışık bir ışık. Hani senin sana yazmıştım hani bir hanım bir gülle biten şiirleri var. Onun gibi bir böyle bitirmek istedim biraz. Ucu hani nereye gittiği herkes kendi kafasında kurabilecek şekilde bitirdim. Yani Amber bir kere bence cennete gidebilmek için de belli bir paraya sahip olman gerekiyor. Çünkü toplumun ahlak kurallarına uyacaksın, çalıp çırpmadan yiyebileceksin. Hani bu da belli bir bütçe alması gerekiyor bence bunu yapabilmek için. Amber'ın da öyle bir parası yok. Çok da hani toplum kurallarına uyabilecek bir lüksü yok. O yüzden eğer hani cennete gideceğim, gidebilir miyim diye sorduysa o cennete gitsin o zaman diye ben hani onu gitsin istedim yani. O yüzden biraz öyle bitirdim, ışığa çıkarttım onu. Ama arkadaşım dua yaptı müziğini. Hatta beraber su ikramımızları sergisini de yaptığımız arkadaşım. O bestelerken hani mutlu bir müzik yaptı ilk başta. Sonra dedim ki ben hani ne his vermek istediğimi bilmiyorum burada. İnsanların kafası karışmış ve hisleri de biraz karışmış olarak çıksınlar buradan. O yüzden hani öyle bir tonu olmasın bu müziğin dedim. Ve aynı müzik daha sonra jenerikte devam ediyor ve süpermarkette fon müziği olarak çalıyor. O yüzden o mekanları da birbirine o müzikle bağlamak istedim. O yüzden aslında bence mutlu bir son değil orası. Ama ucu açık bir son. Çünkü hani ben de cevapları vermek istemedim bu filmde ya da ben de evet bir sürü belki mesaj var tabii ki içinde bir sürü katmanı var ama ben de doğru olanın ne olduğunu bilmiyorum aslında. Hani ben de böyle geçmiyoruz. Evet. Yani o mikrokozmos gibi yaptığım o yeşilliklerdeki depo çekim bir nevi cennetin şeyi metaforik bir mikrokozmosu gibi aksadı gibi geldi bana ama bilemiyorum. Bir de tabii cehennem normalde aşağıda olan, hani tünellerden cennete gidilmesi de birazcık hani tersi bir normalde. Peki aslında. Evet, bizim hep yer altında ya da hani cenneti biliyor muyuz? Nasıl? Yok ama yani hep hani şey, benim gitmişliğim yok. Sanatın %100 her şeyi ve çok net ve çok açık ve herkesin anlayacağı şekilde anlatmasını zaten beklemeyiz. O zaman zaten o sanat olmaz. O herhangi bir gazete yazısı ya da herhangi bir dizi film filan olur. Şimdi sanatın kendi üst alanı yani bazı şeylerden bizi haberdar eder, dürtebilir, sezdirebilir, uyarabilir. Ve bunu kendi bildiği, kendi iç dinamikleri ve kendi üslubuyla yapar. Dolayısıyla da hani böyle bir 13 dakikalık bir videoda hani bu filmde o film hani sonu niye bitti, nasıl bitti vesaire gibi şeyleri bence zaten artık hani sormamamız gereken noktalar bence orada. Çünkü yani bu bir şey, bu biz buna bakacağız ve şey hani bu bize ne anlatıyor? Çünkü bu işte bunu izlerken Serra bunu yaparken başka bir sürü şey kullanıyorum kendi alanına dair. Ben izlerken bir yerime takılıyorum. Ahmet izlerken başka bir yerine takılacak. İşte bilmem kim izlerken başka bir yerine takılacak. Vesaire. Burada da hani biraz her şeyle çok net bu böyle, bu şöyle, bu şöyle bir diyemeyiz. Çünkü sanat öyle bir şey değildir zaten. Sanatın öyle bir yükümlülüğü ve şeyi de yoktur. Bence bir daha alkışlayalım seni.